Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün çok güzel bir tarif yapacağız. Yuban Airfry ile Asado Burrito yapacağız arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli bir tarif olacak ve hemen hiç vakit kaybetmeden önce malzemeleri gösteriyorum, daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Evet arkadaşlar, tüm malzemelerimi ayarladım. Başta görüyorsunuz şu eti çok güzel gözüküyor. Bunun dış baharatını ayarlayalım. Hemen başlıyoruz. Bir karıştırma kabının içerisine 1 yemek kaşığı granül soğan, 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu, 1 yemek kaşığı esmer şeker, en güzel dokunuşlardan 2 yemek kaşığı kajun baharatı ekliyorum. Bu birincisi. Bu da ikincisi. Bir tatlı kaşığı toz biber, bir çay kaşığı karabiber. Sırada et çeşnisi var. Bundan da böyle boldan boldan eklemek istiyorum. Bu birincisi. Şöyle ekledim. Bir de yarım tane daha ekleyeceğim. Yani 1,5 yemek kaşığı ekledim. İçinde tane karabiber, kişniş, biberiye, tuz, pul biber var arkadaşlar. Ayrıyeten hardal tohumu, sarımsak granül, kekik de bulunuyor. İnanılmaz lezzet katıyor. Son olarak da silme 1 yemek kaşığı deniz tuzu ekliyorum. Ve bunu iyiden iyiye bir karıştıralım. Ve hemen ne yapıyoruz bunu karıştırdıktan sonra? Artık etimiz getirebiliriz arkadaşlar. Bunu hemen kenara alıyorum. Çok güzel bir dokusu oldu. Rengi mis gibi. Kokusu efsane. Ve hemen etimizi getirelim. Evet, dana kaburgayı görüyorsunuz. Kasabınızdan rica ederseniz bu şekilde kestirebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam böyle etli etli mis gibi bir dokusu var. Ve ne yapıyoruz? Önce üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum buna. Yine böyle 2-3 yemek kaşıklık soya sosu ekliyorum. Bu baharatları da böyle iyiden iyi tutacaktır. Ve ne yapıyorum arkadaşlar? Önüne, arkasına, sağına, soluna iyiden iyi yedirin. Evet, arkasını da çevirdim. Her tarafını soya sosu ve yağ iyiden iyiye buluyorum. Hem bu ekstra bir lezzet verecektir soya sosu, hem de böyle koyduğumuz baharatın üzerinde tutmasını sağlayacak. Yani bağlayıcı bir özelliği olmuş oluyor. Her tarafına yedirdim. Evet, sırada en güzel dokunuş. Baharatımızı boldan boldan ekleyeceğiz. Şöyle tutuyoruz. Üzerine böyle ekleyin. Boldan boldan ekleyin. Elinizi korkak alıştırmayın. Çünkü iç kısmına zaten çok işlemediği için dış kısmına böyle boldan boldan ekleyebilirsiniz. Hemen arka tarafına çeviriyorum bunu. Diğer tarafına da şöyle baharatını ekleyin. Oh, mis gibi. Yan taraflarını da unutmayın. Yan taraflarına da böyle ekliyorum. Her tarafına eklemiş olduk. Böyle boş bir yer bırakmıyorum. Her tarafına gelmesine özen gösteriyorum. Evet, baharatlama işlemi tamam olduğuna göre biz ne yapıyoruz artık? Bunu pişirmeye geçebiliriz. Hemen airfryer'ın başına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, yeni oyuncağımı görüyorsunuz. Yuban ve 3-4 gündür bununla böyle iyiden iyiye oynadım, kurcaladım. Benim inanılmaz hoşuma gidiyor. Birçok airfryer kullandım ama gerçekten çok üstün bir cihaz. Yemek konusunda size gerçekten çok güzel sonuçlar veriyor. Ya bunun en önemli özelliklerinden bir tanesi böyle buharla pişirme özelliği de var. Combo yapıyorsunuz. Hem buhar hem normal klasik airfry modu da var. İkisini ardı ardına çalıştırarak inanılmaz güzel sonuçlar elde ediyorsunuz. Özellikle bu tarz tavuk pişiriyorsanız, tüm tavuk pişiriyorsanız, böyle büyük büyük boyutlarda bir yemek pişirecekseniz gerçekten inanılmaz güzel sonuç veriyor size. Başta şöyle bir cihazımızı açalım. Evet, açar açmaz görüyorsunuz arkadaşlar, buhar modu, airfry modu ve ikisini birden çalıştıracağınız combo modu var. Mesela combo moduna tıkladım, görüyorsunuz 9 farklı pişirme yöntemi var. Ayrıca hepsi de dokunmatik arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Şöyle dokunarak rahatlıkla ayarınızı yapabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Daha demin buhar dedim arkadaşlar, buharla pişirme. Şu şekilde önce suyla dolduruyorsunuz bunu. Hemen bir dolduralım. Böyle gördüğünüz gibi kapağını açtım. İçerisini suyla dolduruyorum. Boldan boldan suyumuzu ekleyelim. Suyumuzu ekleyip şöyle kapağını kapatalım. Hemen tekrardan yerine ekliyorum bunu. Şöyle. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Şurada clean modu var. Yani işiniz bittikten sonra clean'e basıyorsunuz ve cihaz kendi kendini temizliyor. Bu da çok önemli. Deniz bundan çok faydalanmış olacak. Yine en büyük özelliklerinden bir tanesi 1700 watt gücüne sahip olması. Bu da hızlı pişirmeyi sağlıyor arkadaşlar. Bu da çok önemli bence. Şöyle hemen içini de göstermek istiyorum. 7 litrelik büyük bir hazneye sahip. Ve şöyle gösterelim. Şunu şöyle bir çıkarıyorum. Ve yapışmaz pişirme bir yüzeyi mevcut arkadaşlar. Bu da çok önemli. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Hızlıca hemen etimizi atalım bunun içerisine. Evet, gelelim bunu makineye eklemeye. Şöyle tutuyorum. Bu kocaman bir et arkadaşlar. 2,5 kilodan fazla. Onu bile alıyor içerisine. Ve hızlıca şöyle makineye gönderdim. Evet arkadaşlar, iki farklı pişirme yöntemi uygulayacağım. Başta komboda çalıştırırız. Kombo dediğim önce 20 dakika buharda pişecek. Daha sonra 40 dakika airfryda pişecek. Ardından eti sarıp sarmalayacağım. Sonra pişirmeye devam edeceğim. Ve hemen ne yapıyorum? Hemen ayarlarını yapalım. Şöyle bir komboyu tıkladım. Komboda steam çıktı. Yani buharla pişireceğiz bunu. Şöyle eti tıklıyorum. 15 dakika diyor buhar. Ben bunu 20 dakikaya çıkarıyorum. Ardından modunu değiştirip steam'den airfry'a geldim. Burada da bir 40 dakika pişirmesini isteyeceğim. Şöyle basılı tutarsanız zaten hızlı bir şekilde de artıyor gördüğünüz gibi. Böyle de güzel bir özelliği var. 40'a geldik. Derecesi için de yan tarafa tıklayacaksınız. Şu an 200'de gözüküyor. Biz bunu 180'e çekeceğiz arkadaşlar. 180'de bu şekilde artık iki ayarı da yaptık. Ve
hızlıca çalıştıralım. Başta 20 dakikalık buharla pişecek dediğim gibi. Bu bittikten sonra air fry moduna geçip 40 dakika dediğim gibi air fry moduyla pişireceğiz. Evet arkadaşlar, buhar modu bitti, hemen air fry modu başladı. 40 dakikalık da bekleme sürecini burada tamamlayacağız birazdan. Biz de bu sürede hiç vakit kaybetmiyoruz. Hemen ne yapacağız? Bir guacamole sos yapalım arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar, 3 adet avokadom var. Şöyle tutuyorum. Nasıl bunu soyarsın? Şöyle önce kenarlarından ufak ufak çizikler atarsın. Ardından ikiye bölersin. Çekirdeğini çıkarmak için üzerine şöyle bir kere vurdurup çekmeniz yeterli olacaktır. Hemen ardından bunu kendi kabuğundan çıkarmak için kenarlarına ufak bir sıyrık at yeterli. Kenarından daireler çize çize şöyle ne yapıyorsunuz, onu rahatlıkla çıkarabilirsin. En son dibine doğru girersin. Bir iki böyle göbek attırırsın ona ve ardından şöyle bir çıkarırsın. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hepsini asker gibi dizdim. Başta ne yapacağız? Bunları böyle bir ufalayalım. Hepsinin üzerinden geçiyorum şöyle. Daha sonra zaten bunları bir parça ezeceğiz. Onun için şöyle gelişi güzel parçalayabilirsiniz başta bunları. Bunları parçaladık, şöyle bir toparlayıp karıştırma kabına aktarıyorum hepsini bu şekilde. Evet, avokadoları bir parça ezeceğiz arkadaşlar. Pişme oranı çok güzel. Ne böyle çok fazla pişmiş ne az pişmiş. Tam kıvamında. Aroması çok yerinde. Daha demin tadına da baktım. Çok güzel. Bunları böyle tam püre haline getirmeden ezeceğiz bunları. Evet. Avokadoları ezdim. İstediğim kıvama geldi. Bunu kenara alırken şöyle iki tane şirin tatlı sarımsağım var. Bunların başta böyle bir aromasını patlatmak istiyorum. İyiden iyiden aroması çıksın. Hiç onlara acımayın. Şöyle üzerine gidin onların. İstediğimiz kıvama geldi. Ardından hiç durmadan kendi satırımla böyle ip incecik yapacağım. Her tarafına eşit bir şekilde dağılmasını istiyorum. Evet, sarımsaklar da oldu. Hazır. Şöyle bir toparla onu da. Avokadonun yanına gönder. Sırada şöyle bir avuç kişnişim var. Eğer kişniş bulamıyorsanız maydanozla da yapabilirsiniz. Bu zaten maydanozgillerden ama daha aromatik bir lezzeti var. Kimi sever, kimi sevmez ama ben bayılıyorum buna. Bunu da şöyle inceden doğrayın. Bu işin orijinalinde kişniş var ama taze kişniş arkadaşlar. Kişniş de tamamım diyor. Bunları da topla. Arkadaşların yanına gönder. Guacamole sos. Böyle kırmızı soğanı sever. İkiye böl. Ne yapıyorsun? Üstten şöyle çizikler at ona. Hemen yana çevir. Yandan da bir çizik at. Ve ardından bunu küp küp doğra. Aynen bu şekilde. Tüm soğanı bu şekilde doğruyorum. Soğanları da küp küp doğradık. Bunları da yavaş yavaş toparlayıp karıştırma kabının içerisine gönder. Sırada utancından kıpkırmızı olmuş domates. Bir adet bize yeterli olacaktır. Başta ne yapıyorsun? Üstten kesiyorsun bunu. Küp küp doğrayacağız. Onun için başta üstten kestim. Hemen çevirdim. Toparladım. Ardından yandan yine soğana yaptığım gibi girdim ona ve dikkatli bir şekilde tekrardan şöyle bir kesiyorum arkadaşlar. Bu sayede küp küp doğranmış olacak. Tek seferde yarım domatesi bu şekilde kesmiş olacaksınız. Ve olay işte budur. Hepsini, diğer yarımı da bu şekilde yapacağım. Domatesler de kısa bir süre içerisinde oldu. Bunları da toparlayıp karıştırma kabına gönderiyorum böyle. Son iki dokunuşu kaldı. Neymi? Bir tanesi lime. Lime arkadaşlar çekirdeksiz olur ve normal klasik limona göre daha aromatik bir lezzeti vardır. Eğer lime bulan ne yaparsınız? Limon da kullanabilirsiniz. Şöyle bunları bir toparlayalım. Tekrardan sahneye çıksın. Ve ne yapıyoruz? Şöyle hepsini sıkacağız içerisine. Görüyor musunuz? Mis gibi böyle sıkar sıkmaz mis gibi kokular yükselmeye başladı. Ziyan etmeyin. Normal klasik limona göre bir tık daha pahalıdır bu limon. Ama gerçekten bu sosun bence olmazsa olmazlarından. İki limonu da bunun içerisine sıkıyorum. Son olarak bunun içerisine tuzunu aktarıyorum. Kendi isteğine göre ekleyebilirsin. Tuz oranı tamamen kişiye göre değişir. Ve hiç bekleme yapmadan bunları iğneni yakalayın. Karıştırıyorum. Tüm malzemeler iç içe girsin. Homojen kıvama geldikten sonra duracağım zaten burada. Evet arkadaşlar, birinci sosumuz guacamole sosumuz hazır. Hemen ikinci sosa geçeceğim. Salsa sosunu yapacağız. Bu bizi kenarda beklesin. Salsa sos için ocağın altını açıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Közlemek için içerisine bir adet yeşil biber, bir adet kırmızı çili biber, bir adet soğan, iki adet sarımsak ekliyorum. İki adet de kırmızı domates ekliyorum. Salsa sosunun en güzel özelliği de böyle köz tadının sosa geçmesi. Benim için ayrı bir yeri var. Şöyle çevire çevire pişirelim bunları. Kısa bir süre içerisinde zaten olacaktır, göreceksiniz. Sarımsaklar pişti. Hepsi, pişenlerin hepsini bu şekilde çıkarıyorum arkadaşlar. Domatesleri de çıkarıyorum. Bunlar da tamam. Şöyle biberler de hazır. Biberleri de kenara aldım. Sadece şöyle gördüğünüz gibi soğanımız var. Evet arkadaşlar, soğan da tamam. Tamamen yumuşamasına gerek yok. Köz tadının geçmesi yeterli olacaktır. Bunu da alıyorum böyle. Evet arkadaşlar, son 1 dakika. 20 dakika buharda pişti. 40 dakikada normal pişti. Ben 20. dakikada ters düz ettim air fry modunda. Ve artık son saniyeleri ve bitti arkadaşlar. Evet, bittikten sonra uyarısını veriyor ve biz de ne yapıyoruz? Evet, görüyor musunuz? Mis gibi pişirmiş ve hemen dışarı çıkaralım bunu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yağlı kağıtları böyle 4 tane ekledim. Ortaya
koyacağım için hepsini kesiştirdim. Ve ne yapıyorum? Şöyle bir kaldıralım. Şöyle bir aktaralım. Görüyor musunuz? Nasıl güzel böyle karamelize olmuş. Dış yüzeyi şu an çok güzel. Tam istediğimiz gibi. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu sarıp sarmalayacağız. Şöyle tutuyorum. Diğer taraflarından kapata kapata hava almayacak şekilde her tarafını kapatıyorum. Dört tarafından da kapatmak yeterli olacaktır. Zaten airfryer'ın içerisine bunu sıkıştırabiliriz. Onun için alüminyum folyo koymaya gerek yok. Tam paket kıvamına getiriyoruz bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi istediğimiz kıvama geldi. Tekrardan şimdi ikinci pişirme aşamasına geçiyoruz. Airfryer'ın tenceresinin içini görüyorsunuz. Şöyle sulu sulu. Bunları dökmüyorsunuz sakın. Bu bize ne yapacak? Hem böyle buhar sağlayacak. Etin kurumamasını da sağlamış olacak. Ve ne yapıyoruz? Tekrardan şöyle tutuyoruz. İçerisine aktarıyoruz arkadaşlar dikkatlice. Şöyle iyiden iyiye ekledim. İyice yer etmesini sağlayın. Ardından hiç vakit kaybetmeden tekrardan bunu ne yapacağım? Pişirmeye devam ediyorum. Bunu tekrardan kapatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? Yine komboda çalıştırdık. Yarım saat buharla pişecek. 1 saatte 180 derecede airfry moduyla pişecek. Ben her şeyini ayarladım ve basıyorum artık. Ve tekrardan ne yapıyoruz? Salsa sosunun yapılışına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hepsini közledik. Kabuklarını da ben soydum ve neyle başlıyoruz? Şöyle biberlerle başlayalım. Şöyle tutuyorum. Bunlar beni arkada beklesin. Bunları önce hafiften ufalayacağım. Ufaladıktan sonra makineden geçireceğim ve tam sos kıvamına getireceğim. Ve köz tadını iyiden iyiye içine çekecek. Bu da bizim en sevdiğimiz şeylerden bir tanesi. Biberler tamam. Sırada sarımsaklar var. Bunları da ufaladım. Yine kenara arkadaşın yanına gönderdim. En güzeli şöyle domates, sulu sulu domatesleri yine aynı yöntemle ufalıyorum. İsterseniz hepsini direkt makineye de atabilirsiniz. Ama ben önden ufalamak istiyorum. Makinamızı yormayalım. Şöyle tutalım. Tekrardan doğrayalım hepsini. Domatesler de tamam. Sırada soğanımız var. Soğanı da şöyle inceden inceden doğruyorum. Dış kısmından içine doğru böyle sertleşiyor. Ama dış kısmında o böyle iyiden iyiye köz tadı geçecek. Tam da istediğimiz şey bu zaten. Bunlar tamam. Bunları şöyle toparlayıp bir karıştırma kabının içerisine gönder. Bunun içerisine bir yemek kaşığı ev yapımı domates salçası. Tabii lime'ı unutmayalım arkadaşlar. Bir adet lime'ı bunun içerisine yine sıkıyoruz. Lime'ı yine salsa sosuna da eklemek gerekiyor. Dediğim gibi eğer lime'ın yoksa normal klasik limon da kullanabilirsin buna. Tabii bunun içerisine bir çay kaşığı tuz ekliyorum. En önemli dokunuşu yapmadık. Bunu kenara alırken şöyle kişnişimiz var. Buna da yine bir avuç şeklinde şöyle toparladım. Bunu da şöyle ince ince doğruyorum. Taze kişnişimiz de tamam. Bunu da toparla. Karıştırma kabına gönder ve bunu karıştırıp artık ne yapacağız? Makineden geçeceğiz. Evet arkadaşlar, bunu böyle püre haline gelene kadar makineden geçiriyorum. Aynen gördüğünüz. Zaten kısa bir süre içerisinde olacaktır zaten. Evet, istediğimiz kıvama geldi. Bu da hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, salsa sosuna eklemeyi unuttuğumuz şöyle pelopane turşuları var. Bunları da ne yapacağım? İnce ince doğrayıp bunun içerisine atacağım. Siz ekstradan bir avuç bu şekilde helopane turşusunu da ekleme yapın. Ve diğer sosun yapılışına geçiyorum. Buraya atlıyorum. Ben kendim ekleyeceğim sonradan. Hemen diğer sosun yapılışına geçiyoruz. Yani ekşi krema yapmaya geçiyoruz. Şimdi de iki sosumuzu yaptık. Üçüncü sosumuza geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü sosumuz ne? Ekşi krema. Meksika mutfağından esintiler oluyor yani. İki tane Meksika mutfağından sos yaptık. Şimdi üçüncüsü. Bir karıştırma kabının içerisine 3 yemek kaşığı süzme yoğurt ekliyorum. Bu bir. Bu ikincisi. Bu da üçüncüsü. Bunun üzerine yarım çay bardağı krema ekliyorum. Bir adet limonum var. Bir adet limonun suyunu bunun içerisine sıkıyorum. Son olarak da üzerine bir parça tuz ekliyorum. Bu da bu kadar yeterli. Ve bunu iyiden iyiye bir karıştırın. Çok pratik bir yöntemle gördüğünüz gibi ekşi kremamız hazır oluyor. Her tarafa her malzemenin eşit dağıldığından emin olun tabi burada. Evet arkadaşlar, ekşi kremamız da hazır. Bunu evde kendiniz yaptığınız zaman o dışarıdan aldığınız ekşi kremalardan inanılmaz böyle 2-3 gömlek daha lezzetli oluyor. Kıvamı da tam istediğimiz gibi oldu. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Üst sosumuz da hazır. Artık etin pişmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar, son 1 dakika kaldı ve derdemez bitti. Evet arkadaşlar, lokum gibi et yemek istiyorsanız şimdi yine çekip yiyebilirsiniz. Ama böyle lime lime olmasını istiyorsanız üzerine 1 saat daha pişirebilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Basıyorum, 10 dakika da buharda pişsin istiyorum ve bu şekilde bırakıyorum. Evet arkadaşlar, son 1 dakikası kaldı. Heyecanla bekliyoruz. Evet, ne yapıyoruz? Hızlıca çıkarıyoruz bunu. Şöyle bir çıkarıyoruz ve yağlı kağıdını çekeceğiz arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yağlı kağıdını çıkardım. Nar gibi kızarmış. Şimdi bunu ufak bir işlem uygulayacağım. Evet, ne yapıyoruz buna biliyor musunuz? Şöyle barbeküm var arkadaşlar. Barbekü sostan tutuyorum ve üzerine şöyle bir gezdiriyorum. İyiden iyiye bir gezdirelim. Her taraf tüm yüzeye gelmesini istiyorum. Eşit bir şekilde gelmesi lazım. Sağına, soluna, her tarafına gelsin. Evet, bunu barbekü sosuna buladık. Şimdi
sadece yüzeyinin pişmesini sağlayacağız. Fazla bekletmeyeceğiz. 3-5 dakika bekleteceğiz. Barbekü sosumuz iyice karamelize olacak. Böyle nar gibi gözükecek. Ondan sonra çıkaracağız. Artık son işlem kalıyor. Afiyetle yemek kısmı. Tabii bunu çıkardıktan sonra hemen patatesleri de pişireceğim. Şöyle efsane etimizi tekrardan ekliyoruz. Burada air fry'a basıyoruz. Et pişireceğiz. Ete bastık. Bunu 180 dereceye tekrar getirdim ve çalıştırıyorum. 3-4 dakika pişmesi yeterli olacaktır dediğim gibi. Ara ara kontrol edebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Evet arkadaşlar 10 dakika beklettim. Ara ara açtım. Tam istediğim görüntüyü yakaladım. Şuna bakar mısınız? Efsane gözüküyor. 10 numara 5 yıldız. Hemen çıkarıyorum artık. Ne yapacağız? Patatesleri atacağız. Bu arada keseceğiz. Ondan sonra artık son sunumumuzu yapacağız. Evet arkadaşlar patatesleri ben doğradım. Direkt ne yapacağım? Şöyle airfryer'ın üzerine atıyorum. Tabii bu neyi sever? Kajun baharatını. Şöyle biraz kajun ekliyorum. Sen istediğin baharatı ekleyebilirsin. Şöyle çok az da tuz çalışması. Tabak kirletmeden ne yapıyorsunuz? Kendi içerisinde şurada karıştırıyorsunuz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ne yapacağız arkadaşlar? Artık bunu kendi programı var. Patates programında pişireceğiz. Her tarafa eşit bir şekilde yayın onu. Ardından tutuyorsunuz ve şöyle kapatıyorsunuz. Burada hemen airfryer'a geliyorsunuz. Patates kızartmasına tıklıyorsunuz. Her şeyi hazır olmuş oluyor ve tıklayıp 18 dakika bekliyorsunuz. Patateslerimiz olana kadar biz de etimizi böyle biraz parçalayalım. Evet güzelim etle baş başa kaldık. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuradan tutuyorum. Of sıcacık zaten. Bak çektiğim gibi geldi. Lokum gibi pişmiş. Çok güzel. Bu bir güzel piştiğinin, doğru piştiğinin bir göstergesi aslında. Şu an ateş gibi aslında böyle dokunmakta biraz zorlanıyorum. Gördünüz mü? İkincisi de çıktı. Hepsini bu şekilde çıkaracağım. Şöyle bir tane daha göstereyim. Bu olduğu gibi geldi. Şöyle devam ediyorum. Lokum gibi bir et. Tam istediğimiz gibi pişmiş. Sonuncusunu da şöyle bir çıkarıyorum. Ve olay işte budur. Löp etimiz hazır. Gördünüz mü? Mis gibi pişmiş. Çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Bunu böyle bir parçalayalım başta. Ve şuradan tutuyorum. Şöyle bir kesiyorum. Şöyle tutuyorum. Devam ediyorum. Şöyle tersine çevirdim. Devam ediyorum. Lokum gibi ayrılıyor. Normalde bu eti pişirmesi böyle bir saatli olacak bir iş değil arkadaşlar. Ancak bu şekilde pişirmeniz gerekiyor. Buhar da bize yardım etmiş oldu. İsterseniz bunu tiftik tiftik yapabilirsiniz. İsterseniz sosuyla beraber afiyetle tüketebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Muazzam. Efsane pişti. Artık patateslerimize çıksın. Biz bunları ne yapacağız? Şu an sıcak olduğu için çok dokunamıyorum. Şöyle tiftik tiftik yapacağız arkadaşlar. Biraz göstereyim. Şöyle parçalayacağız bunları. Oo ateş gibi. Elim yanıyor. Şöyle parçalayıp parçalayıp kenara atacağız arkadaşlar. Özellikle şu yüzey kısımlı olanlar tam böyle tuzun, baharatın olduğu yerler. Asıl lezzetli olan yerler oralar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Mis gibi parçalanıyor. Olay işte budur. Biz bu işi gerçekten ama gerçekten başardık. Dediğim gibi ben hepsini parçalayayım. Biraz da soğutarak daha sonra patatesleri çıkaran bir burrito yapacağız. Hepsini parçaladım ve dibinde kalan suyu da bunun üzerine böyle hafiften hafiften gezdireceğim arkadaşlar. Böyle sulu sulu o lezzeti, etinin yağı, o baharatının lezzeti üzerinde kalsın istiyorum. Hepsini şöyle bir boca ettim. Hafiften kendi içerisinde şöyle bir karıştır. Evet bu etin böyle lezzeti tartışılmaz arkadaşlar. Hemen patatesleri bir kontrol edelim şimdi de. Evet arkadaşlar patateslerimiz pişti. Şöyle göstermek istiyorum. Görüyor musunuz? Efsane oldu. Çok güzel pişme oranı. Yani buna böyle 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı kadar böyle koyduk yağımızı. Ona rağmen böyle çıtır çıtır tam istediğimiz gibi oldu. Hemen ne yapıyoruz? Burrito'yu yapmaya geçiyoruz. Evet şöyle bir ekmeğimiz var arkadaşlar. Büyük çene. Ne yapacağız? Ortada malzemeleri toplayacağız. Başta böyle bir ekşi kremamız var arkadaşlar. Şöyle tutuyorum. Çok güzel bir kıvamı var. Böyle orta yerine şöyle bir sürüyorum. Sırada etimiz var. Lokum gibi pişmiş. Diftiklediğimiz etimizden de şöyle bir aldık. Bu kadar yeterli mi kontrol edelim. Şöyle bir aktarıyorum. Şöyle bir parça daha ekledim. Bu kadar yeterli. Fazla da eklemeyelim. Bunun üzerine bir parça kaşar dokunuşu. Sıcağı sıcağına şöyle devam edelim. Aynı şekilde şöyle cheddar ekliyorum. Bu kadar yeterli. Sırada böyle patateslerimiz var. Patateslerimizden de aldık. Şöyle orta yerine bastırarak ekleyin. Patatesler de yerini aldı. Sırada neyimiz var? Salsa sosumuz var. Salsa sosundan aldığım şöyle üzerine yatırdım. Efsane köz lezzetiyle salsa sosu da devreye girmiş oldu. Son olarak da guacamole sosumuz var. Bundan da alıyorum. Benim en sevdiğim soslardan bir tanesi olan guacamole sosuyu da ekledim böyle. Efsane bir şey oldu. İstersen bunun üzerine farklı sos çalışmaları da yapabilirsin ama bence bu kadar yeterli arkadaşlar. Ve artık kapanış konuşması ne yaparsın? Şöyle tutarsın. Başta ikiye katlarsın. Ardından şu arka tarafından alıp şöyle ön tarafına çekiştirirsin. Diğer taraftan ellerine şöyle tutarsın. Ve şöyle kapata kapata son şeklini verirsin onu. Ve olay işte budur. Şimdi bunu bir ikiye bölelim. Ve şöyle tutuyorum. Onu çok incitmeden şöyle ileri geri yaparak bunu keseceğim arkadaşlar. Şöyle tutuyorum ve kesiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Şuna bakın. Efsane oldu ya. Sulu sulu mis gibi en son sunumumu yapıyorum. Ve olay işte budur. Görüyor musunuz? Yanına soslarını ekledim. Salsa, ekşi krema ve guacamole'yi de ekledim. Gördüğünüz gibi patateslerini ve yaptığımız burrito'muz da
hazır. Yanına ufak bir içecek almak istiyorum bunu. Buzluğa atmış olduğum bir bardağım var. Bunun içerisine şöyle beyaz kola ekliyorum. Yanında efsane gidecektir. Şöyle boldan boldan ekledim onu. Bunu da şöyle bir arkadaşlarının yanına alalım. Ve ne diyoruz şimdi? En sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle bir tanesini aldım. Sulu sulu mis gibi. Gördüğünüz gibi. Ve şöyle tadına bakıyorum. Efsane ötesi. Ya böyle bir şey olamaz ya. Daha demin böyle etimi de sade tattım. On numara 5 yıldız. Hiçbir şeye değişmezsin bunu. Etimi de şöyle arka tarafa alayım aslında. Arada ne yaparsın? Şöyle sade de tatarsın. Yani direkt yutuyorsun. İnanılmaz güzel olmuş arkadaşlar. Ben buna bayıldım. Bence bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin. Hatta dış kısmını istiyorsanız böyle ocağın üzerine hafif böyle bir yağlı ne yaparsınız çıtırlaştırırsınız. Daha da güzel olabilir. Ama bu haliyle bile efsane ötesi. Böyle sulu sulu. Eklediğimiz soslar zaten birbiriyle çok uyumlu soslar. Meksika'da kullanılan 3 sos. Güzel de bir et yaptık arkadaşlar. Sonuç 10 numara 5 yıldız olmuş. Bence bu tarifi dediğim gibi arkadaşlar mutlaka ama mutlaka deneyin. Biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız diyorum. Buna da devam edelim. Böyle üzerine et dokunuşunu da yapalım. Et dokunuşunu da yaptık ve şöyle devam edelim. Arkadaşlar dediğim gibi bu tarif mutlaka denenmeli diyorum. Çünkü gerçekten dört dörtlük oldu. Bunu yerim ben üzerine bir tane daha yaparım kendime. Ve ne diyoruz? Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.